Şimdi güvenlik görevlisi, sana ne kardeşim milletin nasıl giyindiğinden ya? Şimdi gerçekten... Sana ne? Yani güvenlik görevlisi sözde orada o kıza müdahale etmiş. Bakın bence... Sen ne, hangi yetkiyle müdahale ediyorsun? Şöyle, ya şimdi o da... Bak, 3 farklı perspektiften değerlendirmek lazım. Birincisi, güvenlik görevlisiyle o ilgili şahıs anlaşmalı mı? İkincisi, güvenlik görevlisi gerçekten çok nahoş bir durum mu gördü? Bakın sadece olay şort değil. Çünkü biliyoruz hani travestiler, eşcinseller vesaire. Çok nahoş bir durum görüp ya yapmayın burada bakın aile mi var dedi. Yemeğe getirdi. Üçüncüsü yok da sizin dediğiniz gibi karıştı mı? Yani sana ne kısmı var? Yani bir de şimdi, uyarı kısmı var. Şimdi senin, bu üçünü şimdi orada bir nahoş bir durum varsa, gayri ahlaki bir durum yaşanıyorsa ve oraya da aileler çoluk çocuklarıyla geliyorlarsa gidersin gerekli uyarı yaparsın. İşte bu uyarı abartıldı. Onun dışında kimin nasıl giyindiği seni ilgilendirmez kardeşim. Senin yetkinde değil kimin nasıl giyindiğine müdahale etmek. Sana ne? Devlet sana öyle bir yetki mi verdi? Evet. Sen özel güvenliksin ya. Ondan sonra polis çağrılıyor. Polis geliyor. Polis şeyi gözaltına almaya kalkıyor herhalde. Anladığım kadarıyla. Kızımı gözaltına almaya kalkıyor. Orada vatandaşa izin vermiyor halk. Öyle görüyorlar. Orada mağdur olduğu iddia eden kişi biraz olayları abartıyor. Sonra zaten sosyal medyada paylaşılınca mal bulmuş maharibiler de üzerine atlıyor. Şimdi burada bu da bir provokasyon. Bu da başka bir sıkıntı. Ne gereği var? Tam da bu gösteriler yapılırken. Bir de adalet yürüyüşünde, o adalet yürüyüşü CHP'nin toplandığı Maçka Parkı'nda vuku bulması biraz ilginç. İlginç. Çünkü orada biraz kalabalık. Özel seçiliyor sanki. Evet. Ya, hemen nokta yerler. Tak. Ve de tam da bu gösteri benim kıyafetime karışma gösterisinin yapıldığı sırada. Bunu en fazla kaşıyanlardan biri de Hürriyet yazarı Ayşe Arman. Ama bunun birinci fotoğrafını verir misiniz arkadaşlar? Bakın kıyafetime karışma yazmış Twitter'a ve eylemlerde de boy gösteriyor Hürriyet yazarı Ayşe Arman. Bir diğer fotoğrafta bakın bu kıyafetime karışma iletisinden ve yazısından önce hangi iletiyi paylaşmış, hangi yazıyı yazmış? O da o klasörün içindeydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız ekranlara getirecek. Haşema ile ilgili bir şey yazıyor. Burada diyor ki haşema zulmü. Bir yazı kalem alıyor. Evet. Yani haşema. Ben bu aşağıdan okumuyorum. Ben çok okudum yazılan bilmiyorum. Aslında kendisi karışıyor kıyafet. Sana ne milletin giydiği haşemadan değil mi? Birkaç ay önce bu köşe yazısını kaleme alacaksın. Birkaç ay sonra da kıyafetime karışma iletisi paylaşıp eylemlerine katılacaksın. Bu ne terbiyesizlik, bu ne samimiyetsizlik. Şey yapmayın diyor öyle mi? Yani göz zevki bozuluyormuş haşemayla vesaire. Yapma seni yesinler senin göz zevkini. Şimdi diyor ki kıyafetime karışma. Nasıl bir tezattır ya? Samimiyetsizliğe. Birinin kıyafetine müdahale ediyor. Faşist. Evet. Tamam mı? Ruh hastası birinin evvel bir şeyine müdahale. Sonra diyor ki kıyafetime karışma. Mübarek sen kıyafete karışıyorsun. Ya sen insanların kıyafetine karışıyorsun yani. Biz bir şey yazarken ya ben geçmişte ne demiştim, ne söylemiştim ya o söyleme göre bir söylem gelişti. Ya bu Ayşe Arman'la ilgili sana bir şey anlatayım mı? Bu acaba kendi yazdığını unuttu mu? Bak şu samimiyetsiz şahsiyetle ilgili sana bir şey anlatayım. Soma'da facia olmuştu hatırlıyor musun? Evet. Güneş gözlüğüyle takmış böyle. Sanki sanırsın safariye gidiyor. Artist. Poz veriyor böyle. Düğünlerde takım elbise giymişti. O da takım elbise giymişti. Patronuna falan da kızmışlardı. Düğüne mi geldin defol git diye kovdular. Neyse umurumda değil. Bir de işte güneş gözlükle de takarlar böyle tamam mı? Böyle bir şey. Aynen o cenazede Cem Yılmaz'ın dediği gibi güneş gözlüklerini takarlar ya cenazede. İşte son şakasını yaptı. Ne şakası lan diyor öldüm ben diyor. Tamam. bu da böyle takmış şeyi. Tamam gözlüğü böyle poz veriyor. Soma'dayım. Halkın yanındayım. Çok duyarlıyız. Buradayız. Ama fotoğrafa baktığın zaman sanırsın değil mi? Safariye gelmiş. Gezintiye çıkmış sanırsın yani. Kadıköy'deki eylemlerde bir numara. Şu an Ayşe Arman. Ayşe Arman zaten o her yer o fırsatını bekliyor. O sofistike bir provokatör. Ustalıkla yapıyor bunu. Bir başkasının kıyafetine göz estetiğimizi bozuyor. Aman aman. Nasıl bir göz estetiği varsa işte bizim şeyimiz bu kıyafetine müdahale ediyor. Tamam mı? Aşağılıyor onun giyinişini. Sonra diyor ki benim kıyafetime karışma diyor. Peki bu ülkede gerçekten birilerine direkt sistematik bir şekilde kıyafetine karışılıyor mu? Yok. Böyle bir devlet şey mi var? Yasa mı var kardeşim? Böyle bir yasa mı var? İster istediğini yer. İsteyen şort yer, isteyen memle yer yani. Bu ülkede gece kulüplerinden, sabahtan, geceden sabaha dek içki tüketilip en ahlaksız şeyler yapılıyor mu? Birileri yapabilir. Bizi ilgilendirmez. Ya, ama yapılıyor mu? Içki... Yapılıyor. Tatil beldelerinde her türlü ahlaksızlık söz konusu mu? Ha, paradır, turizmdir. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Benim evim nerede? TÜYAP'ın oradan Hadımköy sapağına döndüğünüzde bakın 22'den sonra oradan geçemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Biliyorum. Helal var, helal. Bakın bu iğrençliği dillendirmek zorundayım. Eğer madem şeriat vesaire diyorlar, ben orada geçtiğimde gündüz erkek kılığında gece kadın kılığına girmiş 3-5 tane terbiyesiz, ahlaksız önünüzü kesip size en iğrenç tekliflerde bulunuyorlar. Bunun adı da travesti. Ne güzel değil mi? Erkek kadın kılığına girmiş size en iğrenç ahlak teklifte bulundu. Ve akşam 22, daha 22 ya. 5-10 tane adam dizilmiş. Bu ülkede neler var. Bak. Kasaplarda domuz eti... Neyse ya. Neyse, zina serbest. Cincik, her şey bak, serbest. Cincik boncuklar falan filan, rujlar mujlar, güneş gözlükleri var. Bu Soma'daki hali mi? Soma'daki hali. Görüyor musun ne kadar? Bizden biri. Ya sen hiç Christiane Amanpour'un böyle... Bak Christiane Amanpour vardı, hatırlıyor musun? Ya ne hakikaten iyi bir muhabirdi. CNN International. Nereden aklınıza geldi? Bak Christiane Amanpour şeyde Körfez Savaşı öncesi sonrasında bir durmuş böyle 2000 yılında Amerika işgal etti Irak'ı. Bak aynen böyle anlatıyor. Arkasına bomba düştü bak. Arkasına bildiğiniz şey düştü. Amerikan füzeleri oh dedi işte bir tane daha düştü dedi falan böyle gayet sakin. Suratta hiç makyaj yok. Şimdi Ayşe Arman ama bu Ayşe Arman şeyle meşhurdu. Birisi gider ünlülerle oturur falan böyle sabaha kadar muhabbet ederler falan. Nerede? Hangi odada? Her biri bir odası var, seçiyorlar her bir röportajda da. Yani. Bir odaya giriyor ya oturuyor. Tamam işte orada oturuyorlar, yani bir yerde oturup muhabbet ediyorlar falan. Biz evimizden söylemiyoruz bak. Ne boş önemli değil de geçelim de orayı böyle. Yani bu röportajlarla tanınıyor, bu yüzden bu biliniyor. Tam kimse bugüne kadar o röportajlara müdahale etmiş mi? Yok, mümkün mü Ayşe Arman'a kimin haddine ya bir şey söylemek? Mümkün mü? Yani öyle bir şey yok. Ya dolayısıyla da bu boş ver ya yani ama burada önemli olan kimsenin kılık kıyafetine karışamazsın kardeşim. Burası böyle bir ülke. Kimsenin kılık kıyafetine müdahale edemezsin. Tamam mı? Bu kesin nokta. Şimdi burada bir beis yok. Tuncay Özkan'ın o şey de o güvenlik görevlisi de onun güvenlik iş yani niçin yaptığını da bilmiyoruz bak detaylarını da bilmiyoruz. 3 farklı ihtimal saydık ya. Evet.